Osmanlı 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmıştı. Topraklar işgale açık bir durumdaydı. İşgal kuvvetlerinin yapacağı ilk şeylerden biri, şüphesiz ki ülkeyi yöneten ve savaş suçlusu ilan ettikleri İttihat ve Terakki yöneticilerini idam etmek olacaktı. İttihat ve Terakki yöneticileri bu durumları değerlendirdikten sonra ülkeden ayrılıp yurt dışından memlekete hizmet etmeyi arzuladılar. Ortalık durulunca döneceklerini düşünüyorlardı. Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa ve beraberindekiler vatanı terk etmek için torpidoya bindiklerinde başlarındaki fesi çıkarıp önceden hazırlanmış şapkaları taktılar. Toplamda 9 kişiydiler. Birkaç ay öncesine kadar Osmanlı'nın en güçlü adamları şimdi idam edilmemek ve hizmetlerine devam edebilmek için usulca vatanı terk ediyordu. Bir bilinmezliğe yelken açmışlardı. Yolcuları uğurlayan İhsan Namık Bey, torpidoyu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlemekteydi. İttihatçılar 2 gün süren yolculukları boyunca ne yapacaklarını tartıştılar. Talat Paşa özetle şöyle dedi: "Siyasi ömrümüz sona ermiştir. İster haklı ister haksız yeri olsun. Bir kere üzerimize milletin kin ve gazap yüzü döndü. Bizim yürüyeceğimiz en kısa ve münasip yol Avrupa'ya giden yoldur. Bir köşeye çekilip oturmalıyız. Ve herhangi birimiz, herhangi bir sebeple ne olursa olsun en ufak kıpırdanma bile yapmamalı. Bu halde zamanın getireceği hadiseleri gözlemeliyiz." Torpidodaki 8 kişi böyle düşünüp Talat Paşa'ya katılsa da Enver Paşa bu görüşe katılmadı. Askeri mücadelenin devam etmesi gerektiğini savundu ve fikir ayrılığından dolayı araya ufak çaplı bir soğukluk girdi. İstanbul basını bu terk edişi bir gün sonra öğrendi. İddiatçıların vatanı terk etmesinden sonra Refik Halit Karay gazetede ağır bir yazı yazdı. "Ziyafet bitti fakat ağzınızı silmeden, elinizi yıkamadan, bir de acı kahvemizi içmeden, efendiler nereye? Galiba çoban göründü, köpekler hırlıyor. Tok kurtlar nereye?" Torpido aktarma için Kırım'da durdu. Bu bölge o sıralar Almanların kontrolündeydi ve buradan Berlin'e götürüleceklerdi. Kimliklerini bırakarak sahte bir ad aldılar ve Almanlar tarafından bir otele yerleştirildiler. İddiatçılar bir gün burada konakladıktan sonra sabahleyin trene binmek için toplandılar. Tren hareket etmek üzereyken bir kişinin eksikliği fark edildi. Evet, Enver Paşa bir anda kaşlı göz arasında ortalıktan kaybolmuştu. Anlaşılan onun planı diğer 8 kişiden daha farklıydı. O, Müslümanları birleştirerek İngilizlerden intikam almak istiyordu ve bunun için çalışacaktı. Zaten oraya Dünya Savaşı'nın son günlerinde para, asker ve silah yardımları yapmıştı. Ayrıca kendi emriyle oraya bir ordu göndermiş, kontrolü ise kardeşi Nuri Paşa'ya ve amcası Halil Paşa'ya vermişti. Mücadelesini orada sürdürme gayesiyle onlara bir mektup yolladı. Ancak Halil Paşa durumlarının iyi gitmediğini ve buraya gelmemesi gerektiğini söyledi. Enver Paşa belki de Dünya Savaşı mağlubiyetinin verdiği ezilmişlikle boş durmak istemiyordu. İslam dünyasına hizmet edip İngilizlerden intikam alma arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Bu yüzden Kafkasya bölgesine gitme konusunda ısrarcıydı ve bir tekne kiraladı. Teknenin sahibiyle birlikte denize açılsa da yolda fırtınaya tutuldular. Birkaç gün boyunca fırtınayla mücadele ettiler. Ancak fırtına yüzünden geldikleri yöne doğru sürüklendiler. Karaya vurduklarında Enver Paşa perişan haldeydi. Köylüler berbat ve hasta durumdaki Enver Paşa'yı sahilde bulup evlerine götürüp tedavi ettiler. Enver Paşa toparlandıktan sonra harekete geçti ve yeniden kayıplara karıştı. Bundan sonraki süreçte iddiatçılarla mektuplaşmaya devam etti. Örneğin Almanya'da bulunan Talat Paşa'ya Kafkasya'da başlatmak istediği silahlı mücadeleden bahsetti. Talat Paşa cevaben şöyle dedi: "Kardeşim, öyle serseri serseri dolaşmaktan faydalı sonuç çıkacağını ve hatta Kafkasya'ya gitsen dahi yine bir fayda alacağını düşünmüyorum. Şahsını tehlikeye koyacağını hissediyorum. İşine karışmaya hakkım yok, istediğin gibi hareket edebilirsin. Yalnız benim düşüncem şudur, Almanya'ya gelmeni ve burada vaziyeti görerek hareket etmeni uygun buluyorum."
Bu sıralarda Anadolu'da bir hareketlilik vardı. Mustafa Kemal Paşa Bandırma gemisiyle Samsun'a çıkıp kurtuluş fitilini ateşlemişti. Kırım'daki sıkıntılı günlerden sonra yeni bir girişim için yola koyuldu. Bu seferki rotası Berlin oldu. Berlin'de iddiatçı sayısı daha fazlaydı. Eski dostlarıyla burada buluşarak yeniden teşkilatlanma yoluna gitti. Ancak yerinde durma niyetinde değildi. Asıl hedefi Rusya'ya gitmekti. 1,5 sene önce Çarlık Rusyası Bolşevik devrimiyle değişmiş ve yerini komünist rejim almıştı. Aslında Rusya'yı tam olarak ele geçiremeseler de büyük oranda kuvvet onlardaydı. Bu rejim dünyadaki bütün esir milletlerin kurtulması için mücadele edeceğini vaat ediyordu. Enver Paşa, Türk ve İslam dünyasını kurtarma hayallerini Sovyet desteğiyle gerçekleştirebileceğine inanıyordu. Arkadaşlarına yolladığı mektuplarda İngilizlerden, Fransızlardan, kapitalistlerden ve emperyalistlerden hesap soracağını söylüyordu. Sonra ise İslam ülkelerini birleştirip büyük bir devlet kuracağını anlatıyordu. Bugün bizi evimizden atan Fransızlar. Aksakallı babamı babam olduğu için zindanda çürüten İngilizler. Zehir dişleri sökülmüş yılanlar gibi zelil, sefil gövdeleriyle yerlerde sürünecekler. O sıralarda Almanya'ya yasa dışı yollarla girdiği için Berlin'de hapis yatan Karl Radek adında bir komünist vardı. Talat Paşa ve Enver Paşa, Sovyetler ve Türkiye'nin potansiyel işbirliği için Radek'i ziyarete gitti. Anadolu'da düşmanlara karşı yapılan direnişin lideri Mustafa Kemal'le bir sorunlarının olmadığını, hatta ona yardım ettiklerini söylediler. Radek paşalara Rusya'ya gitmeleri yönünde tavsiye verdi. Rusya'daki yetkililere ise Enver Paşa'ya sahip çıkmaları ve onu ağırlamaları yönünde mektup yazdı. Ve Enver Paşa Almanya'nın da desteğiyle Moskova'ya gitmeyi amaçladı. Bir uçak kiralayarak 5 kişi yola çıktılar. Uçak havadayken radyatörde çıkan bir arıza yüzünden Zörk bölgesine mecburi iniş yaptılar. Bu iniş sırasında burun yere çarptı ve pervane parçalandı. 2 gün tamirden sonra yeniden havalandılar. Ancak kısa bir süre sonra uçak yeniden arızalandı. 3 günlük bir tamirin ardından yeniden yola koyuldular. Aynı gün Königsberg'e ulaşarak Almanya askeri havaalanında dinlendiler. Yeniden yola koyulan ekip bu sefer de Siyahulay şehrinde durdu. Geceyi burada geçirelim uyarılarına rağmen Enver Paşa devam etmekte ısrarcı oldu. Ancak yağmur ve rüzgar yüzünden uçağı Litvanya kontrolünde olan bir yerde indirmek zorunda kaldılar. Enver Paşa işte burada gittiği bir köyde istihbaratçılar tarafından yakalandı ve Kovno şehrine götürüldü. Litvanyalılar sahte kimlik kullanan Enver Paşa ve arkadaşının Bolşevik olduğunu düşündüler. 10 gün tutuklu kaldıktan sonra Enver Paşa'yı kurtarma operasyonu başladı. Litvanya ordusundaki bir Alman pilot kendi kullandığı uçakla Enver Paşa'yı buradan kaçırdı. Enver Paşa sonradan uçakla yeniden Moskova'ya gitmeye çalışsa da uçak yine kaza yaptı ve bu sefer paramparça oldu. Adeta film gibi. Ve Berlin'e geri döndü. Her şey başa sarmıştı. Ancak Moskova'ya gitme isteği bir gram bile azalmayan Enver Paşa yollar aramaktaydı. Bu sıralarda eşi Naciye Sultan ve çocukları İstanbul'da çok zor durumdaydı. İşgalci düşmanlar Naciye Sultan ve Enver Paşa'nın mal varlığına el koymuştu ve aile bu yüzden derin maddi sıkıntıya düşmüştü. Bunun haberini alan Enver Paşa adeta kahrolmuş ve bu yokluğu giderebilmek için borç arayışlarına girmişti. Koskoca Enver Paşa işte bu haldeydi. Hatta işgalciler Naciye Sultan'ın evini bile ondan almıştı. Yoğun bir baskı ve taciz altına giren Naciye Sultan daha da büyük bir sıkıntı yaşayarak hastalandı. Yurt dışında tedavi olması gerekirken işgalciler ona izin vermiyordu. Bunun yanında Padişah Vahdettin yeğeni Naciye Sultan'ı Enver'den boşanmaya ikna etmeye çalışıyordu. Naciye Sultan Enver Paşa'ya gönderdiği mektuplarda içini dökecekti. Kıymetler Enverciğim, sana gelebilmek için Allah'tan başka bana yardım edecek, acıyacak hiç kimsem yok. Hatta Allah bile bana merhamet etmiyor. Of Enver, artık bana acı. Söyle Enver, Allah aşkına sana kavuşmak için ne yapayım? Doktorlar hastadır diye rapor verdikleri halde bana izin vermiyorlar. Bu hain İngilizler beni gülerek ölüme mahkum ediyorlar. Senin varlığın bana bütün acılarımı unutturuyor. Fakat hayır Enver, hayır ben ölmek istemiyorum. Seninle bu acı günlerimizden intikam alarak uzun seneler mesut, bahtiyar yaşayacağız değil mi Enver'im?
O sıralarda bir kez daha Moskova'ya gitme girişimlerinde bulundu. Ama yine şanssızlıklar silsilesi yakasını bırakmayacaktı. Uçakla Moskova'ya doğru yola çıktığında yakıt doldurmak için Letonya'da mola vermek istediler. Ama burada da önceki sefer gibi yakalandılar. Yine Bolşevik olduğu düşünülerek hapse atıldı ve hapiste 3 ay geçirdi. Hapishanedeyken bol bol resim çiziyordu. Enver Paşa burada bu resimleri satarak para kazanıyordu. Kazandığı paraları da zor durumda olan eşine gönderiyordu. Enver Paşa hapisten çıktıktan sonra Berlin'e döndü. Berlin'e döner dönmez bu sefer hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı. Naciye Sultan bir şekilde Berlin'e gelebilmişti. Çocukları, kardeşi hep birlikteydiler. Enver'in gönlü bu tatlı sürpriz sayesinde neşeyle kaplanmıştı. Ama kısa bir süre sonra davasına dönmeye karar verdi. Canından çok sevdiği Naciye'sini ve iki yavrusunu gözü yaşlı bir şekilde arkada bırakarak yeniden Moskova'ya gitti. Sovyetler iddiatçıları siyasi arenada kullanmak istiyordu. Mağlup olsalar da hala Anadolu'da çok güçlülerdi. Örneğin ordudaki birçok subay hala iddiatçıydı. Belki de Mustafa Kemal Anadolu'da başarısız olursa veyahut başarılı olup Sovyetlere karşı tavır alırsa Enver Paşa yeni bir lider olarak denenebilirdi. Ya da Sovyetlerin komünizmi yayma mücadelesinde Enver Paşa da bir koz olabilirdi. Aslında Enver Paşa'nın komünizmi yayma mücadelesi hiçbir zaman olmadı. O sadece Sovyetlerin gücünden faydalanıp idealleri doğrultusunda çalışmak istiyordu. Aslında Sovyetler de bunun farkındaydı. Ancak Anadolu'nun lideri Mustafa Kemal Paşa 23 Nisan 1920'de Ankara'dan Sovyetlere bir mektup gönderdi. Sovyetlerle diplomatik ilişkiler kurma isteğinden bahsetti. Bunun yanında işgal kuvvetleriyle baş etmek için maddi yardım talep etti. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye ve Sovyetler arasında dostane ilişkiler kurulmaya başlandı. Türkiye ve Sovyetler Birliği arasındaki bu ilişki Enver Paşa'nın pabucunu da mattırabilirdi. Haliyle Sovyetler artık Türkiye konusunda Enver Paşa'yı değil Mustafa Kemal'i muhatap alıyordu. Ama ne olursa olsun Enver Paşa hala güçlü bir kozdu. Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya ara ara mektuplar yazıyor ve yurt dışındaki temaslarından, Sovyetlerden, İngiltere'ye karşı hazırladığı planlardan bahsediyordu. Hatta kendince Mustafa Kemal Paşa'ya talimatlar bile veriyordu. O sıralarda Enver Paşa, İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı adında bir oluşum kurdu. Bazı bölgelere ise temsilciler atadı. Enver Paşa'nın Anadolu sorumlusu olarak atadığı kişi ise Mustafa Kemal Paşa'ydı. Ancak Mustafa Kemal Paşa'nın bundan haberi falan yoktu. Bu gelişmelerle birlikte Sovyetlerin Bakü'de düzenlediği Şark Milletleri Kurultayı'na davet edildi. Bu kurultayın amacı millet meselelerini konuşmak ve işçi sınıfı önderliğinde kurtuluşun çaresini aramaktı. Ankara, Enver Paşa'nın kurultaya katılacağını öğrenince tedirgin oldu. Acaba Enver Paşa, Türkiye'nin tek büyük destekçisi olan Sovyetleri kuşkuya düşürüp işleri baltalar mıydı? Bu soru işaretleriyle kongre başladı. Kurultaya 36 milletten 1275 kişi katıldı. Ancak ezici çoğunluk 235 kişiyle Türklerdi. Ancak Türkler 3 ayrı gruptu. Birinci grup Ankara'dan gönderilen Türkiye temsilcileri. İkinci grup Enver Paşa önderliğindeki iddiatçılar. Üçüncü grupsa Türk komünistler. Ancak işler Enver Paşa'nın istediği gibi olmadı. Kurultayda onun aleyhine çok ağır sözler konuşuldu. Komünistler onu Ermeni tehcirinden dolayı Ermeni celledi olarak tanımladı. Bunun yanında Enver Paşa'nın 1. Dünya Savaşı'nda ülkeyi Alman emperyalizmine açık hale getirdiğini, halkın ezildiği söylendi. Enver Paşa'ya karşı yuhalamalar kongre boyunca sürdü. Enver Paşa sadece Türkiye'nin değil birçok İslam ülkesinin delegesi olarak kürsüde konuşmak istedi. Ancak bu talebi reddedildi. Bunun üzerine Enver Paşa'nın yazdığı konuşma metnini bir başkası okudu. Dünya Savaşı'nın iki grubundan bizi mahvetmek isteyen Çar Rusyası ve İngiltere dostlarına karşı hayatımızı bağışlamaya razı olan Almanların yanında harbettik. Alman emperyalizmi bizden kendi maksadına göre yararlanmak istemiş olabilir. Fakat biz istiklali savunmaktan başka bir hedef takip etmedik. Kongreden sonra Moskova'ya dönen Enver Paşa hayal kırıklığı içerisindeydi. Mustafa Kemal Paşa'ya bir mektup yazarak kongrede olanlardan ve planlarından bahsetti. Ardından yeniden Berlin'e, Naciye'sinin yanına geldi. Naciye Sultan'la güzel bir tatil yaptı.
1921'in Şubat ayına kadar beraber olsalar da Enver Paşa bu tarihten sonra yeniden yollara koyuldu. Bu Naciye'sine ve çocuklarına ettiği son vedaydı. Enver Paşa vedalaşıp ayrılırken Naciye Sultan'ın karnındaki bebek henüz birkaç haftalıktı. Ancak bundan haberleri yoktu. Bu sıralar iddiatçıları sarsan bir haber geldi. Talat Paşa Berlin'de nemesisçi bir Ermeni tarafından suikaste uğrayarak hayatını kaybetmişti. Artık Ermeni tetikçiler diğer iddiatçılar için de bir tehlikeydi. Moskova'ya yeniden geçen Enver Paşa bir kongre düzenledi ve cemiyetin adını Halk Şuraları Fırkası yaptı. Bu fırka İttihat ve Terakki'nin devamı sayılırdı. Zaten 1921'in Eylül'ünden sonra fırkanın adı yeniden İttihat ve Terakki olacaktı. Enver Paşa kurduğu bu yeni fırkayı Anadolu'ya tanıtmak ve yaymak adına girişimlerde bulundu. Avrupa içinde seyahatler yaptı ve mektuplar yazdı. Anadolu'daki iddiatçılar bu fırkaya hızlıca üye olmaya başladılar. 29 bölgede ve özellikle İstanbul'da örgütlendiler. Kısa bir süre sonra Ankara Meclisi'ndeki 40 kadar milletvekili Enver'in safına geçti. Kazım Karabekir, Enver Paşa'nın arkadaşlarına yazdığı mektuplara erişerek onları okuyor ve tehlikeyi sık sık Kemal Paşa'ya bildiriyordu. Enver'in Sovyetlerle anlaşıp Türkiye'de sosyalist devrim yapmaya çalışacağını düşünüyordu. Bunun yanında Enver'in ülkeye geldiği takdirde ikililik çıkacağını söylüyordu. Zaten 12 Mart 1921'de Enver Paşa'nın Anadolu'ya girişi kararname ile yasaklanmıştı. Talat Paşa sağ iken temaslarını Ankara ile iletişim kurarak sağlıyordu. Talat Paşa aynı zamanda Enver Paşa'nın biraz başına buyruk hareket etmesinden rahatsızdı. Enver Paşa'nın faaliyet yapma isteği elbette kötü niyetli değildi. Hatta Moskova'da bulunan Türk Büyükelçiliğine gidip vatanını çok sevdiğini ve bu acı günlerde destek veremezse çok üzüleceğini söyleyip gözyaşı dökmüştü. "Memlekete gidemezsem, hizmet edemezsem vicdanım asla rahat edemez," diyordu. Ancak onun Anadolu'ya girmesi bir ikililik yaratabilirdi ve Türkiye'deki en önemli şey birlik olabilmekti. Mustafa Kemal'e yazdığı mektuplarda iktidarda gözümüz yok dese de arkadaşlarına yazdığı mektuplarda iktidarı ele almak lazımdır diyordu. Enver Paşa Anadolu'da ciddi bir güç toplamıştı. Birçok iddiatçının beyninde hareketin liderliğini Mustafa Kemal'den alıp Enver'e verme düşüncesi vardı. Hatta Trabzon'da Enver lehine örgütlenenlerden biri Yahya Kahya'ydı. Ankara Enver Paşa takipçilerini gözetlemek için Feridun Kandemir'i Trabzon'a gönderdiğinde Yahya Kahya ona şöyle dedi. "İçimizde hafiye istemiyoruz. İstihbarat müdürü ne demekmiş? Lüzumu yok burada böyle işin. Gizli kapaklı işlerimiz varsa onlar bizim işlerimizdir. Ankara'ya değil, istersen Allah'a yaz. Trabzon, Trabzonlularındır. Daha var mı diyeceğin? Çık git buradan. Yoksa vallahi yakarım adamı." Enver Paşa'nın Türkiye'ye giriş çabaları Ankara'da büyük bir endişe uyandırıyor ve önlemler artırılıyordu. Tabiri caizse Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Enver'in girmemesi için perişan oluyordu. Enver Paşa ise eşine yazdığı mektuplarda Mustafa Kemal'e rakip olacak kadar küçülmediğini, onun yerinde gözünün olmadığını söyleyip duruyordu. Ama Enver Paşa kendilerine alınan bu önlemler dolayısıyla çok kızmıştı ve Mustafa Kemal'e sert bir mektup gönderdi. "Sizi seven bir kardeş gibi rica ediyorum. Buna emin ol ki bütün vatanını seven herkes olan biten her şeye rağmen sizin başarınız için çalışıyor. Çünkü senin başarın Anadolu'nun başarısı demektir. Bana gelince ben yalnız bir ideali takip edeceğim. O da İslam'ı ezen Avrupa canavarlarıyla pençeleşmek için Müslümanları harekete geçirmek. Bunun için benden çekinmeyin. Şimdi sen, ben başta olmak üzere, arkadaşların memlekete gelmemesini istiyorsun değil mi? Sebep de güya bizim gelmemizle memlekette bir ikililik çıkacak diyorsun. Öyle mi? Halbuki ben ve arkadaşlarım o kanaatteyiz ki eğer biz memlekette bulunsaydık belki de bugün devam eden lüzumsuz tazyiklere hiç gerek kalmayacaktı ve daha kolaylıkla birlikte yürüyecektik. Şimdilik Moskova'da memlekete dışarıdan yardım ettiğimiz için gelmiyoruz. Fakat itiraf etmem lazım ki hiçbir yasal sebep olmayarak memleket dışına sürülmek şeklindeki arzunuza ilelebet tahammül etmek bize hakikaten pek ağır ve sefilane gelir. Vatan için şimdilik buna katlanıyoruz. Başta Türkiye olmak üzere kurtarmaya çalıştığımız İslam alemi için faydasız ve belki de tehlikeli olduğunu hissettiğimiz anda
Memlekete geleceğiz. İşte bu kadar. Şimdi yine kemali hürmetle gözlerinizden öper, Cenab-ı Hak'tan senin için başarılar dilerim. Kardeşim, efendim. Bu mektuptan bir gün sonra Enver Paşa'yı sarsan bir gelişme daha yaşandı. O dönem Mustafa Kemal Paşa tarafından kurdurulan Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Enver Paşa aleyhinde bir yazı yayınlandı. Bu yazıda Enver'in Osmanlı'yı batırdığı gibi Türkiye'yi de batırmak istediği, Sovyetlere ajanlık yaptığı yazıyordu. Bunlar çok ağır ve bazıları asılsız iddialardı. Amaç Anadolu'daki Enver destekçilerini yolundan vazgeçirmeye çalışmaktı. Enver Paşa bu yazıyı okuyunca Mustafa Kemal'e sert bir mektup daha yazdı. Makaleyi okudum. Maksadınızı gösterdiniz. Beni ve arkadaşlarımı şahsi emellerinize engel sayıyorsunuz. Pekala, fakat bunun için yalan söylemeye veya söyletmeye kendinizi neden mecbur görüyorsunuz? Paşa Hazretleri, benim başkalarının maksadına hizmet etmediğimi veya etmeyeceğimi bildiğiniz halde niye halkımı zehirlemek için yalan söyletiyorsunuz? Trablus'tan beri bildiğim ahlakınızın değişmediğini görüyorum. İktidarınıza bakıp görmek istemediğim diğer noksanlarınızı belli ettiniz. Ben yine sessizce, arkadaşlarla birlikte başta Türkiye olmak üzere İslam'ın kurtuluşu için ilerleyeceğim. Bütün bu şahsi hırslarınıza rağmen Cenab-ı Hakk'ın şimdiye kadar yolunda giden talihinizin vatanın selametine hizmet etmesini dilerim. Fakat şahsi hırsınıza mağlup olarak bu kadar küçülmüş gördüğümden dolayı üzgünüm. Allah hiçbirimizi doğruluktan ve iyilikten ayırmasın. Enver Paşa böyle diyordu. Ancak iddiatçılara yazdığı mektuplarda iktidarı amaçlıyordu. Ve bu da Ankara tarafından biliniyordu. Enver Paşa oradan oraya gidiyor, olayları yakından takip ediyordu. O sırada Yunanlar ilerledi ve Sakarya Savaşı patlak verdi. Savaşın başlamasından bir hafta sonra Enver Paşa Moskova'dan Batum'a, Türkiye'nin sınırlarına geldi. Anadolu'ya girmek için adımlar atmaya başlamıştı. Enver Paşa sınırlara girer girmez tutuklanacaktı. Ancak o destekçilerine güveniyordu. Ve o haber geldi. Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesini zor şartlara rağmen kazanmıştı. Enver Paşa bu durumdan epey memnun olsa da Mustafa Kemal Paşa'nın kendilerine yönelik tavrını diktatörlük olarak değerlendiriyordu. Sovyetler Türkiye'nin savaşı kazanacağını anlamış ve Mustafa Kemal'le bir sorun yaşamayacaklarına hemfikir olmuştu. Bu yüzden Enver Paşa'ya Anadolu'dan uzaklaş ve Moskova'ya gel talimatında bulundular. Enver Paşa Sovyetlerin kendini kullandığına tam olarak bu anda ikna oldu. Ancak onları dinlemeyerek Anadolu'ya girme isteğinden vazgeçmedi. En azından askeri hareketten vazgeçip arkadaşlarıyla görüşmek ve olayları gözlemlemek için Anadolu'ya gelmek istiyordu. Birkaç gün yola çıkıp Anadolu'ya gelmeyi düşünse de fırtınalar ve bottaki teknik arızalar sebebiyle yola çıkamadı. Artık Anadolu'da yapacağı bir iş kalmadığını düşündükten sonra yeni planlar düşünmeye başladı. Enver Paşa çok kararsızdı. Kimi zaman Moskova'ya dönmeyi düşünüyor. Kimi zaman en başından beri hayalini kurduğu Türk ve İslam dünyasını kurtarma düşüncelerine kapılıyor. Kimi zaman da her şeyi bırakıp canından çok sevdiği eşi Naci Sultan'ın yanına gitmek istiyordu. Ve en sonunda Orta Asya'ya gitmeye karar verdi. Bu gidişten Sovyetlerin de haberi vardı. Sovyetler Birliği Ankara ile iyi ilişkiler kurduğu için Enver Paşa'yı hem Ankara'dan hem de Moskova'dan uzak tutmak istiyordu. O dönem Türkistan bölgesinde Basmacılar hareketi vardı. Bu hareket Sovyetlere karşı isyanlar düzenliyordu. Sovyetler de Enver Paşa'yı burada kullanarak isyanları kontrol altına almayı arzu ediyordu. Enver'in ilk zamanlardaki amacı Sovyetlerin desteğiyle bir Turan ülkesi kurup İngilizlerden intikam almaktı. Önce Tiflis'e, ardından Bakü'ye gitti. Bakü'dense Orta Asya'ya giderek yeni bir maceraya atıldı. Ah Naciyeciğim, aklım fikrim hep sende. Gönlüm öyle istiyor ki Enver'inle gurur duyacak bir vaziyete gelesin. Veya ben öyle bir şey yapayım ki herkes parmağını ısırsın. Naciye, sana ne kadar muhtacım. Sen yanımda olmayınca ne kadar yarım ve kusurlu olduğumu anlıyorum. Enver Paşa Buhara'ya geldiğinde hala kararsızdı. Şehri geziyor, ileri gelenlerle toplantılar düzenliyordu. Sovyetlerle Basmacıların arasında aracılık yapıyordu. Enver Paşa kararsızlık içindeydi. Sovyetlerden kopup Basmacılara katılmak mı, aracılık yapmak mı, yoksa başka türlü planlar mı?
Ancak Enver Paşa, Sovyetler tarafından yeniden Moskova'ya çağrıldı. Ancak o, bu çağrıya kulak asmayarak kararını verdi. Yıllardır yaşadığı talihsizliklerin yanında ailesine duyduğu özlemin duygu boşalmasından mı bilinmez. Gözyaşları içinde Türkistan'da kalıp basmacılara katılacağını bildirdi. Basmacıların başına geçip Sovyetlere karşı muzaffer olduktan sonra kuracağı ülkenin başına geçecek ve İngilizlerden intikam alacaktı. Bu durumu arkadaşlarına da bildirmişti. Cemal Paşa, "Allah aşkına inat ve ısrarını terk et. 40 yılda biri bile olsa seni yürekten seven bu kardeşinin bir kere sözünü dinle" diye ısrar edecek, ancak Enver Paşa bildiği yoldan vazgeçmeyecekti. Sevgili Naciye, hak utandırmasın. Sen bu çaresiz Türk ve Müslüman eli için dua et. Artık ok yaydan çıktı. İnşallah zaferden sonra dönerim. Enver Paşa basmacılara katılmak için yola çıktığında bu hareketin en önemli aşiretlerinden biri olan Lakayların yanına gitmek istedi. Ancak Lakayların yanına gittiğinde onların reisi Lakay İbrahim hiç hoş tavırlar sergilemedi. Basmacılar Sovyetlerle savaşıyordu evet, ama bunun yanında Ceditçiler adında düşmanları da vardı. Ceditçiler Türkistan'daki aydınlanma hareketiydi. Yani Osmanlı'daki İttihat ve Terakki, Jön Türkler Türkistan'daki Ceditçilerdi. Yani Enver Paşa, Lakay İbrahim'in gözünde Osmanlı'nın ceditçisiydi. Aynı zamanda Abdülhamid'i tahttan indiren biriydi. Bu yüzden Enver Paşa, Lakay İbrahim tarafından alıkonuldu. Enver Paşa'nın silahlarına, eşyalarına ve hatta kıyafetlerine el konuldu. Bunun yanında bir esaret dönemi de başladı. Lakay İbrahim, Enver Paşa'yı gözünün önünden ayırmıyor, onu tutsağı gibi kullanıyordu. Hatta Enver Paşa, Lakayların eline geçmesin diye eşinin ve çocuklarının fotoğrafını bile gözyaşları içinde yakmıştı. Enver Paşa'ya katılmak için gelen Türk subay ve askerlerin dahi tüm malları Lakaylar tarafından soyuluyordu. Enver Paşa Naciye Sultan'a yazdığı mektuplarda Bedeviler bile bu Lakaylardan akıllı tanımlamasını yapacaktı. 2 aylık tutsaklık sona erdiğinde Enver Paşa serbest bırakıldı. Ona karşı yapılan muamele bir anda değişti ve basmacılar arasında önemli bir pozisyona girdi. Hatta içlerindeki bazı kimseler Enver Paşa'yı padişah bile ilan ediyordu. Enver Paşa Orta Asya kariyerine hızlı başladı. Emrindeki kuvvetlerle birlikte Düşenbe bölgesini 3 haftalık bir kuşatmadan sonra ele geçirdi. Bunun ardından bir bildiri yayınlayarak Sovyetlerin Orta Asya'dan tamamen çekilmesini istedi. Kısa bir süre sonra Baysun şehrini kuşattı. Sovyetler Enver Paşa'nın bu girişimleri üzerine Orta Asya'daki askeri varlığını artırdı. Bunun yanında Enver Paşa'nın peşine özel ajanlar bile görevlendirdi. Artık günler daha kanlı olacaktı. Sovyetlerin ataklarıyla birlikte geri çekilmek zorunda kalan Enver Paşa ve basmacılar günden güne zayıflamaya başladı. Ve sonunda ele geçirdikleri Düşenbe şehrini de kaptırdılar. Enver Paşa artık ümitsizdi. Psikolojik durumu yazdığı mektuplara yansıyor, Naciye'den bol bol dua istiyordu. "Seni öper, sever, kucaklar, bu mevcudiyeti maddiyemle, aşk ve iştiyakımla sarılarak canını yakar. Hüdanın birliğine yavrularımla beraber emanet ederim. Ruhum efendiciğim, kara ağaca çakımlı ismini yazdım." Sovyetler son günlerde saldırılarını hızlandırmışlardı. Enver Paşa o gün geç yatmasına rağmen erken kalktı. Sabah namazını kıldıktan sonra dışarı çıkarak atına bindi. Bir bayram sabahıydı. Tam bu sırada silah ve mitralyöz sesleri duyuldu. Enver Paşa sesleri duyunca seslerin geldiği yöne doğru gitti. Seslendiler: "Paşam geri dönün, düşman var." Enver Paşa dürbününden ileri baktığında Sovyet askerlerini gördü. Kılıcını çekerek "basın" diye bağırdıktan sonra düşman saflarına doğru en önden koşmaya başladı. Görenler şaşkındı. Bir zamanların hürriyet kahramanı Enver Land'ın Enver'i yalın kılıçla mitralyözlerin üstüne koşuyordu. İlk önce karşısına çıkan iki Sovyet süvarisini kılıcıyla devirdi. O sırada üçüncü hedefine kılıcını kaldırdığında Enver Paşa'nın kalbine bir kurşun isabet etti. Üçüncü hedef silahını çekmiş ve onu vurmuştu. Anlatılanlara göre Enver Paşa'ya isabet eden kurşun sırtından kırmızılık püskürterek çıkmıştı. Bu esnada bir çığlık,
Paşa öldü diye feryat ediyordu. Enver Paşa'nın ölümü tam da hayatına yakışır bir şekilde şehit olarak olmuştu. 41 yıllık kısa yaşamına sığdırdıkları insanı hayretlere sokuyor. Ruhu şad olsun.